buraya gelmek için bir şekilde birkaç saatliğine de olsa köyümüzün havasını teneffüs etmek, suyunu içmek için uğruyoruz. Onun için köyümüz bizim için çok önemli. Allah'ın bahşettiği nimetlerle bezenmiş, ormanın altında, hemen yakınında bir köy. Evet, belki merkezlere ulaşımı biraz zor ve uzak ama zorluk bizim için çok fazla önem taşımıyor. Hele hele günümüzde her yer ulaşılabilir, erişilebilir olduğuna göre köyümüze de istediğimiz zaman yaz, kış gelebiliyoruz. O bakımdan burada bulunmak bize mutluluk veriyor. Ayrı bir enerji veriyor. Onun için köyümüzü çok seviyoruz. Çocuklarımıza da, torunlarımıza da sevdirmeye çalışıyoruz. Size başarılar diliyorum. Bu gençlik teşkilatlanmasının da hani vatan, millet, bayrak sevdalısı hemşehrilerimizin bir araya gelerek ortaya koydukları bu dayanışma iyi de güzel bir örnek olarak görüyorum. Buna devam ettirmesini istiyorum. Siyasi mülahazalardan uzak ama sadece bu dediğim gibi vatan sevgisi ve bayrak sevgisi noktasında birleşen gençlerimizin her fırsatta devletlerine, milletlerine, ülkelerine sadakatle bağlı olduklarını ifade ettiklerini görüyorum. Bundan mutluluk duyuyorum. Bizim içimizden yanlış insanlar çıkmaz. Çıkanlar olursa da uyarılır ve tekrar normal dönmezler gereken yola dönerler. İnşallah bu da öyle olacak. Şimdiye kadar bu topraklardan hain çıkmadığı gibi bundan sonra da inşallah çıkmayız. İnşallah. Röportaj için çok teşekkür ederiz. Ben abi. Teşekkür ederim. Görelim. Öncelikle köyümüzle alakalı biraz bilgi alabilir miyiz sana? Köyümüzle alakalı, köyümüz şu anda 60 hane yazları. Mart ayında gelip Kasım'ın sonuna kadar bu 30-40'a düşüyor. Kasım'dan sonra da 6-7 haneye düşüyor. Kışları güzel burası. Devamlı kar yağsa da yolumuz açık oluyor. Şu anda yeni yol yaptırdık. Henüz daha asfaltı yapılmadı ama önümüzdeki seneye düşünüyoruz. Sokakların hepsi kilit taş yapıldı. Şu anda onlarda problem yok. Altyapıda problem yok. İçme suyunda problem yok. Cep telefonları çalışıyor, güzel alıyor. Uydu şeyimiz var, ev telefonlarımız var. Dediğim gibi köydeki sokakların hepsi kilit taş yapıldı. En azından
çamurdan kurtardı. Sokak lambalarımız, dikkat ediyoruz yani, sönenlere hemen bildiriyoruz ki gece yaşlılarımız bir yere gidip geldiği zaman düşmesinler. Onlar düzgün şu anda. Başka da öyle bir problemimiz yok yani. Tamam Arat amca, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Başka. İsmim Hayati Birdal, 1950 Ağaçsaray köyü doğumluyum. Babamın adı Ziya, annemin adı Zeynep. Şu an neredeyiz, ne yapıyoruz? Şu an mezarlık ardında soğan söküyoruz. Mezarlık ardında başka neler ektiğinde neler var? Fasulye var, patates var, kavun var, ufak tefek biber, domates bir şeyler var işte ufak tefek. Barbunya var. Ağaçlardan neler var? Ağaçlardan ceviz var. Bu sene cevizde de hiç yok. Elmalarda var birkaç tane. Bu kadar yani. Meyve bu sene yoktur köyde. Fasulyenin oluşumundan biraz anlat istersen. Ne zaman ekiyorsun? Ne zaman? Fasulyeyi Nisan'da ekiyoruz. Çapa yapıyoruz. Ondan sonra 4-5 defa su veriyoruz. İşte bu aylar Eylül'de falan da toplamaya başlıyoruz olduğunda. Sararıyor fasulye. Saradıkça topluyoruz işte sararanları. Soğanları nasıl yapıyorsun? Soğanları yerini belliyoruz ilkbaharın Mart'ta falan. Kıska diyorlar, ufak alıyoruz. Onları sırayla dikiyoruz. Onlar bitiyor. Ondan sonra çapa yapıyoruz. 2-3 defa su veriyoruz. Otunu alıyoruz. O son zamanda çiğniyoruz. Şeyleri, yaprakları sararsın diye. Ondan sonra da söküyoruz işte. Bugün de söktük soğanı, söküyoruz. Patatesi ne zaman sökeceğim? Patatesi 15-20 gün sonra sökeriz. O daha sonra? O daha sonra sökülüyor. Bu seneki mahsulden memnun musunuz? Bu seneki mahsul fena değil işte, idare ediyoruz. Bana göre yeter yani. Ben bundan fazlasını istemiyorum zaten. Vakit geçiriyorum. Balkabağı. Evet, balkabağı da var. Köylümüze peki öneriniz var mı? İletmek istediğiniz İstanbul'daki mesaj köylerimize. İstanbul'daki köylerimize. Valla herkese sağlık, sıhhatler dilerim. İleteceğim şey, köye gelsinler. Köy yazın güzel yani. Yaşanacak yer. Tercih ederim köye gelmelerini. Tamam. Peki, teşekkür ederim. Bir şey değil, ben teşekkür ederim. Bundan sonra Burak, işimiz böyle bostan bozmak. Değil mi? Güz geldi artık, bostan bozacağız. Evet. Thank you.
insanların köye gelip de köyde havayı teneffüs etmelerini isterim. Manzara, havası, suyu her yönüyle fevkalade. Gelip burada ilgisi olan, burada akrabası olan, burada anası babası olan gençler muhakkak gelmeleri lazım. Gelip de bir kere bu köyün havasını, suyunu, şeyini, şimdi Allah'a çok şükür suyumuz bol, her taraftan su geliyor. Onun için gençlerin gelmesi hiç olmasa bir böyle bayramlarda veyahut da işte tatil günlerinde falan, okul tatillerinde iyi olur gelirlerse. Teşekkür ederiz Selahattin amca. Ben teşekkür ederim.
ne zaman yapıldı burası? Daha evvel 2 yıl evvel yapıldı. 2014'te. 2014'te. Nasıl fikir ortaya çıktı? Burada çadırlarımız vardı birkaç tane. Çobanların kaldığı yerler vardı. Hayvancılık yaptığımız için. Hayvancılık yaptığımız için. Buna mukavelen güzel bir yer yapalım dedik. Proje bize ait. Mimari bize ait. Efendim yapımı ustama ait. Yardımlarıyla. Burayı böyle bir kat yapacaktık. İki kata çıkardık. Efendim güzel manzaralı. Doğanın içerisinde güzel bir dağ evi. Tamamen ahşaptır. Elektriği nasıl sağlıyorsunuz? Güneş enerjisiyle sağlıyoruz. Solar sistemle. Yani. Solar sistemle evet. Su zaten? Su zaten kaynaktan geliyor. Kızla vardınız hocam. Efendim hayır Sulan Gözen'in suyu. Sulan Gözen'in. Evet. Oradan işte her tarafa suyu hortumlarla dağıtıyoruz. Üst kat salon mu? Efendim? Üst kat salon mu? Üst kat misafir yerimiz efendim. Efendim salon salavaca. Efendim? Alt kat? Alt kat hem mutfak olarak kullanıyoruz hem çobanlarımız kalıyor. Anladım. Teşekkür ederim seni. Rica ederim efendim. Arıcılığınızla alakalı da kısa bir şey alalım. Arıcılıkla ilgilimiz. Gene arıcılığı da burada yapıyorduk, başlattık. Ama biraz yüksek geldi. 1650 rakamı olduğu için. Biraz havası sert olduğu için aşağı indik. Şu anda aşağıda devam ediyoruz. Oluşumdan biraz bahseder misiniz? Hani hangi mevsimde başlıyorsunuz, ne kadar sürüyor? Bir sene içerisindeki şeyi bize anlatır mısınız? Efendim Mayıs'ta başlıyoruz. Nasıl başlıyorsunuz? Bakım yapıyoruz. İlk bahar bakımı. Temizlik bakımı var. Arının kendi bakımı var. İlacı var. Vitaminlerini veriyoruz. Arıyı güçlendiriyoruz. Ondan sonra Mayıs ve Haziran'da örmeye başlıyor. Dalakları öldürüyoruz. Temmuz'un sonuna doğru da arı bal yapmaya hazır oluyor. Ve kuvvetli çalışıyor. Sezon iyi geçerse bal alıyoruz. Ama iyi de geçmezse işte. Arı kendine biraz bal yapıyor. Bize de biraz tattırıyor. Ne zaman peki teslim alıyorsunuz petekleri? Yani bal? Efendim bu 9. ayın 10'unda alıyoruz. 9. ayın 10'u gibi evet. Hazırlık evet. Kaç peteğiniz var? Efendim 300 peteğimiz var. Ortalama arı sayısı belli mi? Efendim ne gibi? Arıların sayısı ortalama. Hayır efendim öyle bir saymadık. Sayamayız onu efendim. Atmasyon bir şey çıkmıyor. Atmasyon efendim her bir kovanda 120 tane vardır efendim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. What are you doing here in the mountain with us today? You are in Aksaray and what are you making for us? What are you cooking? I'm here with Mehmet Erel. This is his hometown. Okay. And I'm his wife. So beraberiz. This is my second time Post in Giznevart. İkinci defa buradayım. Uh-huh. And we really love it here. Burayı çok seviyoruz. And I love to cook here. I love burada cooking. Yemek yapmak çok keyifli. And I think more people should come and live the country life. Evet, herkesi buraya bekliyoruz. Okay, what are you cooking for us? I'm making French toast, evet. But I will do it in the oven. Fransız usulü bir kahvaltı gelecek. Yeah, it has butter and I have the milk and eggs inside. So, you know, there's eggs yağ, and butter. Ekmek, tereyağı ve anything else? And I'll just put it in the oven. Fırına koyacağım. Yeah, but the oven is very special. Fırın çok özel bir fırın. Buraya has, yeah. Dağ evine has bir fırın. Yeah. How did you sleep tonight in the mountain? Very well. Bu akşam çok rahat uyudum. Did you scare of anything? A little bit. Biraz korktum ama rahat bir uykuydu yeah. diyor. Evet. And then we'll just have some our hand-picked tomatoes from the garden. Those are produced in Aslan. It's from our garden. Evet. Yeah. Bunlar bizim köyün mahsulleri. Aha. Eylül'de gelirseniz yersiniz. Mhm. And the peppers also. Biberler de aynen. Yeah, so you can also see the leaves are on here. See? So that's how organic it is. Fresh organic. organik mahsuller. Yeah. And that's it. And tea. And çayımız. Kendi ülkesini mi tercih eder yoksa burayı? Nerede yaşamayı tercih edersin? I grew up in New York City. New York'ta büyüdüm, doğdum. It's a yaşadım. There was no country, no forest. And böyle bir ormanımız yoktu orada. So I'm really happy to be here. Evet, şimdi birazcık da Türkçe alalım senden. burası çok güzel. Orman, doğal yaşam çok harika bir şey. Tabii ki çok işim var. Her şey kendini yapıyorsun. Ama keyifli alıyorsun. Teşekkür ederim. Sen de sağ ol.